Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler turistik ve ekonomik merkezlerinden biridir. Yüksek gökdelenleri, lüks otelleri ve zenginliğiyle tanınan bu şehir, dünyanın dikkatini çeken birçok büyük proje ve başarıya imza atmıştır. Ancak her büyük şehir gibi Dubai'nin de bazı tartışmalı konuları ve karşılaştığı zorlukları vardır. İşte Dubai'nin bazı tartışmalı veya karanlık sırları hakkında bilgiler. Bir, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği. Dubai'de kadınlar bazı kısıtlamalara tabidir ve kadınların durumu bazı tartışmalara neden olmuştur. Örneğin, Dubai'de evli olmayan bir kişinin cinsel ilişkiye girmesi genellikle kadınları hedef almaktadır ve yasaklanmıştır. Evlilik dışı hamile kalmaksa ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve çiftlere hapis cezası veya sınır dışı edilme gibi cezalar verilmektedir. Karşı cinsten bir arkadaşınızla birlikte yaşamak veya bir otel odasını paylaşmak gibi eylemler de yasalarca yasaklanmıştır. Bunun yanı sıra her iki cinsiyetin de cinsiyetine uygun şekilde giyinmesi ve kadınların uygun şekilde örtünmesi gerekmektedir. Dubai'de öpüşmek veya herhangi bir halka açık alanda sevgi gösterisinde bulunmak da yasalara aykırıdır. Eşcinsellik ise kesinlikle yasaklanmış olup eşcinsel ilişkilerde ciddi cezalar uygulanmaktadır. Ayrıca yabancı işçiler, özellikle de kadınlar, cinsel istismara sıklıkla maruz kalmaktadır. Örneğin bir Filipinli kadın işçi, patronundan kaçmak için balkondan kendisini atmaya çalışmış ve bu olay dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştır. Bu durumlar, Dubai'deki kadınların karşılaştığı bazı sıkıntıları yansıtmaktadır. 2. İşçi hakları ihlalleri. Dubai'nin hızlı kalkınması, geniş ölçekteki inşaat projeleri ve turizm endüstrisinin büyümesi için büyük miktarda işçiye ihtiyaç duymuştur. Ancak bu büyüme sürecinde işçi hakları ihlalleri ve kötü çalışma koşulları gibi konular ortaya çıkmıştır. Bazı raporlar işçilerin düşük ücretler, aşırı çalışma saatleri, barınma sorunları ve pasaportlarının alıkonulması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bazı eleştirmenler ise Dubai'deki işçi koşullarını modern kölelik olarak nitelendirmektedir. İşçilerin pasaportlarının alıkonulması, borç altında çalışmaya zorlanması ve kötü muameleye maruz kalması gibi iddialar ortaya atılmıştır. Hükümet, işçi haklarını iyileştirmek ve bu tür suistimallerle mücadele etmek için önlemler almış olsa da bazılarına göre sorunlar hala devam ediyor. 3. Çalışma koşulları. Dubai ekonomisi ithal köle emeği üzerine kurulu diyebiliriz. Bangladeş ve Hindistan'dan gelen göçmenler daha iyi bir yaşam kalitesi, daha iyi gelir ve sınırsız şans vaatleriyle Dubai'ye getiriliyor. İşçiler haftanın 6 günü çok az bir ücret karşılığında günde 12 saat çalışmaya zorlanıyor. Ama öncesinde yüksek fiyatlı yasa dışı vize ücretleri ödüyor ve ardından pasaportlarına el konuluyor. Yaşam koşulları korkunç. Yeni dünyanın en göz kamaştırıcı metropolünün kasvetli eteklerinde kapana kısılmış durumdalar. Güney Asya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçiler Dubai nüfusunun %95'inden fazlasını oluşturuyor. İnsanların çoğu daha iyi bir gelecek umuduyla Dubai'ye taşınmışlar. Ancak pasaportları ülkeden kaçmalarını engellemek amacıyla varışta havaalanı güvenliği veya şirketler tarafından alıkonuluyor. Sonrasında göçmenler Dubai'nin dış mahallelerinde şehrin ışıltısından ve parıltısından uzakta bir yere götürülüyorlar. Küçücük odalarda 5'ten fazla kişi hiçbir güç kaynağına erişimleri olmadan yaşıyor. Kamplardaki su kaynağının arıtılmaması nedeniyle işçiler sık sık hastalanıyor. Bunun dışında havalandırma eksikliğinden dolayı odalarda kemirgenler ve böceklerle beraber yaşıyorlar. Hükümet ücret düzenlemelerine müdahale etmeyi ve göçmen işçiler için asgari çalışma standartları oluşturmayı reddettiği için çalışanlar işverenleri tarafından kendilerine ödenen ücret neyse onu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Şikayette bulunabilecekleri herhangi bir yerde bulunmuyor. Eğer şikayette bulunsalar bile sonucu genelde sınır dışı edilmek veya daha da kötüsü hapis oluyor. 4. Gece hayatındaki görüntü. Dubai, hareketli ve canlı bir gece hayatına sahip olmasına rağmen bazı kişiler gece hayatının yerel kültüre aykırı olduğunu savunmaktadır. Alkol tüketimi, gece kulüpleri ve diğer eğlence etkinlikleri gibi konular geleneksel İslam değerlerine aykırı olabileceği düşünülen tartışmalara neden olmaktadır. Aslında bu noktada Dubai için ikiyüzlü şehir diyebiliriz. Mesela İslami ülke yasalarına göre hiçbir süpermarkette alkol satılmıyor. Ancak otel barlarında 1000 dolar değerinde şampanya servis ediliyor. Şehrin tek bir sloganı var. O da bundan bahsetme. İkiyüzlülüğü sorgulamayın. Bu konuda yazmayın. Var olan bir şeyi göremezsiniz.
Var olmayan bir şeyi göremezsiniz. Bu doğru değil mi? Dubai'de gerçeği ilk kez deneyimlemeye başladığınızda insanlar size bunu öğretecek. İnsanlar 7 yıldızlı otellerin kendi güvenli limanlarında o kadar çok sarhoş oluyorlar ki burası için Disneyland'in yetişkin versiyonu diyebiliriz. Kadınlar ve alkol bir anda tüm İslami kuralları unutturuyor. Koyu renkli burkaları o saatten sonra görmekse imkansızlaşıyor. Dubai paraya, ihtişama, zenginliğe önem veren bir şehir. Bunların dışında kalanların ise hiçbir önemi yok. 5. Medya sansürü. Dubai'de medya sektörü belirli bir ölçüde sansürleniyor. Özellikle hükümete veya İslam'a karşı çıkan içeriklerin kontrol altında tutulduğu, eleştirel haberlerin yayınlanmasının kısıtlandığı ve ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu söyleniyor. Dubai'de medya sansürü ve denetimi çeşitli yasal düzenlemelerle desteklenmektedir. Bu yasalar, yayınlanacak içeriklerin önceden hükümet tarafından incelenmesini ve onaylanmasını gerektiriyor. Ayrıca Dubai'de medya denetimi ve düzenlenmesi için Dubai Medya Kurulu adında bir kurum vardır. Bu kurum, medya organlarının faaliyetlerini takip etmek, içerikleri incelemek ve uygunluğunu değerlendirmekle sorumludur. Medya Kurulu, medya organlarına yayınları sırasında hükümet politikalarına ve yerel değerlere uygun olmaları gerektiği konusunda yönergeler vermektedir. Dubai'de internet erişimi de kontrol altındadır. İnternet servis sağlayıcıları, hükümetin belirlediği içerik filtreleme sistemlerini uygulamakla yükümlüdür. Böylece belirli kategorilere ayrılmış web siteleri veya içeriklerin erişimi engellenebilir. Özellikle pornografik, siyasi veya dini açıdan hassas içerikler sıkı bir şekilde filtrelenmektedir. Yabancı medya organları da Dubai'de faaliyet göstermek istediklerinde özel izinler ve lisanslar almak zorundadır. 6. Çevresel etkiler. Dubai'nin hızlı kalkınması ve büyük inşaat projeleri çevresel etkileri beraberinde getirmiştir. Özellikle deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki etkileri önemli olmuştur. Bazı doğal alanlar tahrip olmuş, kum çekilmiş ve mercan resiflerinin zarar gördüğü rapor edilmiştir. Ayrıca enerji tüketimi ve su kaynaklarının kullanımı gibi konularda da sürdürülebilirlik sorunları vardır. Bunun yanında Dubai'de bireysel araç kullanımı yaygındır. Toplu taşıma sistemleri hala tam olarak gelişmemiştir. Araç trafiği de hava kirliliğine ve trafik sıkışıklığına neden olur. Bununla birlikte son yıllarda şehir toplu taşıma ağını genişletmek ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini teşvik etmek için adımlar atmaktadır. Videomuzda bahsettiklerimiz Dubai'nin bazı tartışmalı veya karanlık sırlarından sadece birkaçı. Ancak Dubai'nin olumlu yönleri, turistik cazibesi ve ekonomik başarısı da dikkate alınmalıdır. Her şehirde olduğu gibi Dubai'nin de gelişmeye ve değişmeye devam eden yönleri bulunmaktadır. Peki daha önce Dubai'ye gitmiş miydiniz? Eğer gittiyseniz deneyimlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.